Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Selam, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Miami'deyiz. Mükemmel bir sabaha uyandık Miami'de. Dün akşam Texas'tan yola çıktık ve Miami'ye uçtuk. Yolculuğumuz güzel geçti, 3 saat sürdü. Dün akşam da geldik otele, check-inlerimizi yaptık ve bu sabah da Miami'de uyandık. 5 kişiyiz toplamda. 3 tane Work and Travel öğrencisi var yanımızda. Onlar da buradan sonra New York'a gidecekler. İlk kez Miami'ye geliyorum. Artık Miami kazan, biz kepçe. Adım adım gezeceğiz. Oda turu yapalım, size odamı göstermek istiyorum. Hemen burada tek kişilik king size bir yatağım var. Ve şöyle de bir mini bar yapmışlar. Burada çikolatalar, cips, içecekler falan var. Dolabın içi de şu şekilde dolu. 3 ay burada kalacakmış gibi hemen buraya yerleştirdim bütün kıyafetlerimi, eşyalarımı. Buradan döndüğümüz zaman da şurada televizyon ve komodin var. Buradan girince de banyom var. Aynam ve şurada da duşakabinim var. Otele 3 gece için toplamda $160 ödüyorum. Ve tam merkezde kalıyoruz. South Beach'te kalıyoruz. Fiyat performans olarak harika bir otel. Bugün için de harika planlarımız var. Önce bir kahvaltı yapmaya gideceğiz. Sonra okyanusa gireceğiz ve akşam çok güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Dolu dolu geçireceğimiz bir gün olacak. Bu kameramın beni takip etmesine bayılıyorum. Benim bugünkü challenge'ım bu kamerayı kaybetmeden vlog çekmek. Biliyorsunuz bir önceki gezimde Las Vegas'ta kameram kaybolmuştu. Aynı kameradan tekrar aldım. Size bir sorum var. Sizin de bu aralar Instagram ve YouTube keşfetiniz Temu kutu açılış videolarıyla dolu değil mi? Hipnoz olmuş gibi bunları izliyorum. Her yerde karşımda insanlar evlerine estetik şeyler alıyorlar. Mutfaklarını, odalarını Temu'dan düzüyorlar. Herkes Temu'dan alışveriş yapıyor. YouTube'da, Instagram'da 10 binlerce, 100 binlerce izleniyor. Ben de bundan geri kalmadım. Gittim ve Temu'dan harika bir alışveriş yaptım. Fiyatlara inanamazsınız. O kadar fazla ürün var ki. Dünyanın her bir yanından ürünler, markalar ve satıcılar var. Kotlar, botlar, portatif çamaşır makinesi, tortilla ekmeğinden battaniyeler. O kadar çok şey var ki girdiğiniz zaman kendinizi kaybediyorsunuz. Benim de siparişimde onlarca ürün var ve geldiğinde hepsine kutu açılımı yapacağız. Çok güzel şeyler aldım çünkü size de göstermek istiyorum. Temu'nun şu anda Türkiye'de de çok büyük bir kullanıcı kitlesi var. Sadece Amerika'ya değil, Türkiye'ye ve tüm Avrupa ülkelerine gönderimleri var. Ve bugüne kadar Temu'yu da denememiş olanlarınız varsa size de bir haberim var. Temu'nun web sitesine veya uygulamasına girdiğiniz zaman beni izleyenlere özel verilmiş olan bu kodu arama çubuğuna yazdığınızda veya aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıkladığınızda vereceğiniz sipariş tutarına göre $100 kadar varan bir indirim uygulanıyor. İnanmayan girsin baksın. Sepetinize ürünleri eklediğinizde fiyatların düştüğünü de göreceksiniz. Aynı zamanda Temu'da daha önce bir üyeliğiniz yoksa ve yeni bir hesap oluşturursanız o günün en çok satan ürünlerini size indirimli veriyor. Harika. Şu anda Miami sokaklarındayız ve nem var. Miami'de nem varmış. Şimdi diğerlerinin de otelden çıkmasını bekliyorum. Kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız, sonra oradan direkt yüzmeye geçeceğiz. Bir yıl önce bu zamanlar falan Scarface'i izlemiştim. O zamanlar izlerken tekrar Amerika'ya gelme hayalleri falan kuruyordum. Ve şu an bir yıl sonra o filmin çekildiği yerdeyim. Çok yakınındayım hatta. Tam şu arka sokağımda çekilmiş, biliyor musunuz? Orayı da göstereceğim zaten size. Günaydın. Gator'daki gömlek değil mi gerçekten? Evet. Nereden aldın? Temu'dan mı aldın? Aynen. Ben de bu videoda Temu'dan bahsediyordum, biliyor musun? Temu'dan $7 aldım. Harika. Dön bakayım. Ne zaman aldın bunu peki? Bunu alalı 2-3 hafta oldu. Türkiye'ye dönünce bu videoyu izlersin. Haftaya Türkiye'ye dönüyor. Ne çabuk bitti değil mi? Bakalım, çok altında oldu. Work and Travel genel olarak mı? Travel kısmı hariç de. Ama bu çalışma hayatını falan sen daha iyi biliyorsun. Yok yani, bomboş. Çok harika bir yere geldik kahvaltı için. Avokado tost aldım, kruvasan aldım, soğuk çay aldım. Avokado tostta bir ekşilik eksik. Dışarısı sıpsıcak, içeriler buz gibi. Bir tane video var ya, düğün videosu, biliyor musun? Kamera böyle geçiyor, herkes elindekini bırakıyor. Bildiniz mi o videoyu? We'll be right back.
Şu an Miami Okyanusu'ndayız. Harika. Çok güzel. Bakın burası orası. Miami Beach. Meşhur. Meşhur. Yandık arkadaşlar. Miami sıcağı da bir başka oluyormuş ve... Oh. Girdim en güzel okyanustu. Su çok güzeldi, sıcacıktı. Dalga yoktu, çok sakindi su. Ama çok sıcak olduğu için çok fazla dayanamadık. Bir saat falan yüzdük. Yüzüm zaten şu an bembeyaz güneş kreminden. Çok şükür bugün de köpek balığı tarafından yenilmeden atlattık. Çünkü ben Miami bileti aldım. Benim keşfetimin gündemi belli oldu. Köpek balığı tarafından ısırılan insanlar. Bugünü ısırılmadan atlattık çok şükür. Bu arada ben size sordum ya, Miami'de nereye gidilir, nereye gidilir diye. Bana birkaç kişi demiş ki, Sibelcan'ın evine git. Sibelcan'ın Miami'de bir yazlığı var. Ne alaka olduğunu anlamadım ama herkes demiş ki Sibelcan'ın yazlığına git. Ne alaka gerçekten? Şimdi duş alacağız, hazırlanacağız. Akşama çok güzel bir yere rezervasyon yaptırdık. Michelin yıldızlı bir Türk restoranına gidiyoruz akşam. Birazdan görüşmek üzere. Burada duracak haliniz yok. Kapatıyorum sizi. Ben hazırım. Duşlarımızı aldık, hazırlandık. O bahsettiğim restoranda yemeğe gideceğiz. Pantolon giydim ama dışarısı çok sıcak. Hadi o zaman. Geliyor mu Uber? He. Binin haydi. Sen niye arkaya oturdun gerçekten? Miami'de sürekli böyle Uber'e, Lyft'e falan binmenize gerek yok. Çünkü her yere otobüs gidiyor. Biz kalabalık olduğumuz için otobüsle, toplu taşımayla aynı fiyata gidiyoruz. Sen arkada çok komik çıkıyorsun. Boş koltuk var, gitti arkaya oturdu bagaja. Bak, okyanusun üstünden geçiyoruz. Aa, okyanusun üstünden geçiyoruz. Allah'ım sıratı da böyle geçirmeyi nasip et. Allah'ım sıratı da böyle geçir bize yarabbim. Nerede video çekiyorsun? Onur, öne oturdun, klip çek kendine. Ben müzik koyayım arkaya. Sir, do you know Sibelcan? Sibelcan? Kültür şoku yaşatalım adama. Bilmiyormuş. Diken mi gülür? Dalgalansın saçlarım drak esen yerlere. Dalgalansın saçlarım drak esen yerlere. Ben bu şarkıyla klip çekerim işte kendime. Bir şey teslim edecek sanırım. Karşıdan karşıya geçmeyi bekliyor galiba. Ne kadar akıllı bu. Aferin. Şu anda Brickell City Center diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Ama hava o kadar sıcak ki çok sıcakladım. Havada öyle büyük bir nem var ki telefonumun ekranı birden böyle ıslanmaya başladı. Ellerim böyle yapış yapış olmaya falan başladı. Çok nemli bir yer. Geldik burası. Daha geldik. Burası Bayside Marketplace diye geçiyor. Neler var burada? Bak işte hediyelikler bu tarafta. Buralara gidebiliriz. Magnet almamız lazım. Burayı gezeriz şimdi. Miami tişörtleri bir tanesi $10, iki tanesi $18, üç tanesi de $25. Ne kadarmış magnet? $6. Bir magnetçi daha. Ama magnetler hiç güzel değil. Değil mi? Güzelmiş bu tişörtler. Almaya ne dersin? İki tanesi $27. Ben de giyerim ki. Ben de giyerim. Baskısı da güzel bence. Şu da çok güzelmiş. Şu iki tişört almaya karar verdim. Bir tane ablama, bir tane kendime alıyorum. Miami'den hatıra kalsın diye. Magnet hala bulamadık. These two. Senin yer yok ki sen bunları alıyorsun. Ana. Senin bazı şeyler bulur mu getirdin? Evet. Benim yerim yok. Ben bunları üst üste giyip döneceğim herhalde havalimanına. Burada da var. Burada da $10 var ama güzel değil. Oradakiler daha kaliteliydi. Okay, just one. Just this one, no, yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Durduk yere paramdan oldum. Gittim parfüm aldım kendime. Everything is 10
$20 in the store. Thank you. Ne kadar ucuz şey ya. Ne kadar ucuz ya. Çok yorulduk. 10 üzerinden açtığını puanla. 7. Selin. 7 misin? Sen az önce cips yiyordun. Tabii 7. Ben kocaman kaldım. Ben 5 işte falan yani. Kaç değil misin o kadar? Yani bir lahmacun yeter bana. Abicim kapıyı kapatayım. Kendi kendisi mi kapanıyordu? Ben gerçekten köylüyüm. Nahçıvan'da doğmuşum, ben köylüyüm. Çok perişan bir gündü bugün var ya. Sıcak. Las Vegas'ın ilklerinden daha iyiydi ama yine de. Tabii. Las Vegas'a göre o kadar sıcak değildi. Bugün de sıcaktı. Bugün perişan olduk ama. Bugün ben çok perişan oldum. Niye? Okyanus bizi çok yordu bugün. Bugün sanki 3 gündür bugünü yaşıyor gibiyim. Haydi girelim. Hi. How are you? Good, how are you? Good. Reservation today? Yes, we have a reservation for 7:15. Under what name? Emirhan. Sorry? Emirhan, Emirhan. Yes. Merhaba. Okay. Masamız harika. Teşekkürler. Can we have 2 mantı, 1 lahmacun? So 2 mantı? Yeah, 1 lahmacun. 1 lahmacun. İçecek olarak da kola istiyorum. Sen Sprite mi istiyorsun? Köfte falan da alabilirsin. Bak köfte de varmış. 2 mantı, 1 lahmacun, 1 köfte, 1 baby kebab ve 1 doya kebab. Yes. O tarihimi değiştirmem lazım. Mantım geldi. Porsiyon olarak birazcık küçük ama harika gözüküyor. Ve şurada da lahmacunum var. Hani deniyor muyuz? Mantıdan başlıyorum. İlk yorumum. Hamuru çok güzel ama yoğurdu güzel değil. Hani bizim yoğurt gibi değil de bence krema gibi. Üzerindeki sosu çok güzel yapmışlar ama. Lahmacunun da tadına bakacağım. Soğumadan. Lahmacun böyle yenir. Michelin yıldızı da olsa. Lahmacun idare eder, daha ağır olmasını beklerdim tadının. Kuyruk yağı olsa, biraz daha acılı olsa. Köfteni nasıl buldun? Bayağı iyi. Şey yani, bir tık daha tuzlu olabilirdi bence. Onun dışında ben bayağı beğendim yani. Ben mantıya bayıldım. Aşırı aşırı güzel bence. Yani sosu, hamuru muhteşem. Çok beğendim. Tutkus. Çok kıvam falan çok iyi yani. Yağı falan tadı tuzu yerinde. Evet efendim. Beyt kebap yiyoruz her zamanki favorimizden. Porsiyonları birazcık küçük ama tat olarak özlediğimiz şey gibi olmuş yani. Şimdi planımız Koloni Otel'in oraya gideceğiz. O meşhur GTA Otel'in oraya gideceğiz. Ve onun hemen yanında da Scarface'in çekildiği otel var. Oraya gideceğiz. Gece çok güzel oluyor o cadde. İsteyelim mi hesabı? Bakıyorum hesabımıza, hazır mısınız? Tahminleri alayım. $100. Hayır. Hayır. 200 geldi. 200 geldi. $165. $186. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ateş atıyorum var ya. Bugün o okyanusta yandık ve şu anda çok ateşli bir tene sahibim. Bu arada bu da bugün aldığım tişört. Miami Beach yazıyor. Ben şimdi hazırlanayım, tekrar çıkalım. Şimdi Miami'nin gecesini göreceğiz. Şu an burası bizim kaldığımız otelin ana caddesi. Gayet işlek bir yerde. Hemen arka sokağda Scarface'in çekildiği otel ve GTA Vice City'nin o meşhur otelin olduğu sokak. I'm very famous. You're famous, I'm famous too. I will pay you, you will pay me. Okay. Bunlar da her şeyden tip istiyorlar biliyor musun? Bir bardak su Allah'ın suyu. Burada var ya, asansöre binsen, asansör düğmesine basan adam senden tip istiyor. Burada işte. Bakın şimdi göstereceğim. Şu Koloni Otel'in önünde bir imza fotoğrafımız olmasın mı? Göstereyim size de, bakın. Bakın hemen söylüyorum, burası GTA'daki otel. Hemen onun yanındaki otelse Scarface filminin çekildiği otel. Filmin ilk sahnelerinden bir tanesi burada çekildi. Şuradan Tony Montana'nın indiği sahneler falan var. Ve bu da Tony Montana'nın arabası. İçerisinde Tony Montana var. Al Pacino içinde. Harika yapmışlar. O filmde izledim arabaya, şu anda dokunduğuma inanamıyorum. Thank you.
Ve tam olarak şurası da o otel. Şu merdivenlerden iniyorlardı hatta. Serhan GTA gömleğiyle poz kesiyor. Yağmur başladığı için Tony Montana'nın arabasını kapatmaya başladılar. Burası CVS diye bir market. Scarface'in çekildi otelin altında açılmış. Ve şurada da Tony Montana'nın fotoğraflarını görüyorsunuz. Tony Montana'nın içmiş olduğu sigaralar var, prolar var. Bakın burada yazıyor hatta. Burası o merdivenler işte. Ben buraya şu an çıkmak istedim ama yasak galiba. Şöyle bir bakalım içeri. Feci bir şekilde yağmur yağıyor şu anda. Mahsur kaldı. Herkes fotoğrafını çekindi. Sıra bana geldiği zaman bir alamet koptu. Bir alamet geldi. Woo! Fotoğrafını getir. Getir göster. Getir sıkıldık burada gülelim azıcık. Onlara bir tane fotoğraf çekilmiş. 50. Bir tane şey fotoğrafı var ya Serenay Sarıkaya'nın ayağı. Kürek gibi biliyor musun o fotoğraf? Senin de 50 öyle çıkmış. Ver bir. Onur. Aç. Ha? Çok komik. Çok komik olduğu için göstermiyorum zaten. Çok mu kötü? Doğru diyor haklı. Serenay Sarıkaya'nın ayağı gibi. Harbiden mal sayın. Bilge Can Dede'nin eli gibi aynı. Alsana, alsana. Alsana Bilge Can Dede. Sen iyi misin? Alsana Bilge Can Dede. Alsana. Kaçın sanıyorum. Şemsiye Serhan gidiyor. Bak şunun altına girseniz arkadaşlar. Kaderim kaderim. Kaderim kaderim saydım. Günden günaydın. Dün gece bir yağmur bastırdı. O kadar ıslandık ki sırılsıklam olduk buraya gelene kadar. Bugün için de harika planlarımız var. Ben şimdi hazırlanıyorum. Ben hazırım. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Little Havana diye bir yer var burada. Biliyorsunuz 1900'lü yılların sonlarına doğru Küba'dan Miami'ye çok büyük bir göç oldu. Yaklaşık 150 binden fazla Kübalı Miami'ye giriş yaptı. Bu ilk önce Kübalıların Miami'de Amerika'da yaşayan akrabalarını görmesi için çıkarılan bir yasaymış. Ama daha sonra bu yasa suistimal edilmiş ve bir sürü Kübalı Miami'ye göç etmişler ve bunların arasında 25 binden fazla sabıkalı insan var. Ve Miami'nin bir bölgesine de Little Havana isminde bir mahalle kurmuşlar. Orada Küba'nın başkenti olan Havana'dan esintiler var. Şimdi oraya gideceğiz. Günaydın Miami. Hava güzel. Ne olur daha fazla ısınmasın. Hiç dinlenememiş gibiyim. Herkes ölü gibi ya. Kahvaltıcıya geldik. Şu anda Küba mahallesindeyiz ve Küba sandviçleri yapıyorlar. Güzel benziyor bu. Çok güzel tadı. İçi şöyle bir şey. Et var içinde. Küçük küçük patatesler var. Peynir var ve çok güzel bir sos var. Tadı birazcık tostu da anımsatıyor. Ekmeği falan böyle kıtır kıtır. Ama harika. Sen ne aldın? Seninki değişik. Ne aldın? Hayır, biz de onu aldık. Ya seninki beef ya bizimki değil. Nereye gidiyoruz şu anda? Domino Park'a. Domino Park'a mı? Little Havana'nın girişi şuradan başlıyor. Yol üzerinde değişik değişik konseptte dükkanlar var. Hepsinde Küba esintileri, Havana esintileri var. Böyle bir mahalle burası. Güzel ama farklı kültürler. Her yerde böyle procular var. Pro satan yerler. Biliyorsunuz Küba prosu ünlü. Beşlisi 45 dolarmış. Şu 20 dolar şöyle. Abimiz burada yapıyor. Like your camera. Oh, thank you. Ama çirkin kokuyor bu ha. Hiç güzel kokmuyor. Bunların tanesi 5 dolarmış. Alıyor musun onları? Bunları alıyorum. Ben de o zaman şöyle 3 tane alayım. Türkiye'ye götürürüm bunları. Thank you. Thank you.
sırasında Domino Park. Bu mahallenin ünlü parkı. Burası yaşlıların oyun oynadığı yer. Bizim işte kıraathanelerin aynısı. Bazı yerlerde böyle kuyumcular var. Hiç buralarda görmeye alışık olmadığım şey kuyumcu. Hatta hiç görmemişimdir belki de. Bulutlar bence şu an bizi bekliyor. Bir yere sığınsınlar da başlayayım diye. Kapkara oldu bir anda hava. Bir şey oldu bugün. Ben kendimde değilim. En son bir dondurma yedik. Hava kapandı falan. Sonra biz otele geldik. Dediler ki okyanusa gidelim. Ama ben çok fena oldum. O yüzden otelde kalıp bir iki saat dinlendim. Şimdi hazırlandık ve tekneye bineceğiz ve Miami'nin gün batımını izleyeceğiz. Şimdi enerjimi topladım. Diyorum ki yarın sabah böyle 6-7 gibi kalksam. Burada gün 7.30 gibi doğuyor. Güneşin doğuşunu falan izlesek sonra okyanusa girsek çok güzel olmaz mı? O yüzden kendimi şu anda ikna ettim ve bugün okyanusa giremediğim için yarın sabahtan okyanusa gireceğim. Saat yavaş yavaş geçiyor. Daha fazla beklemeden, teknemizi kaçırmadan yola çıkalım. Burada verdiğim hiçbir sözü o kadar tutmamışım ki. Ne sabah erken uyanmışım, ne okyanusa gitmişim, ne gün batımını izlemişim, alarmı bile duymamışım ertesi gün. Bir de diyorum ki hadi geç kalmayalım, saat geldi, botu kaçırmayalım, tekneyi kaçırmayalım diyorum. Bir de tekneyi kaçırıyoruz. Burada söylediğim hiçbir şeye inanmayın. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Kendimi size göstereyim çıkmadan önce. Nasıl olmuşum? Bu akşam da böyleyiz. Çok nemli. Miami'nin havası çok nemli. Bu videodan çıkaracağınız en önemli ders bu. Rainbows in my mind when I think of you sometime and I wanna spend some time. Yeniden Bayside'a geldik dün akşam geldiğimiz yere. Teknemiz buradan kalkacak. Tekrar bileti aldık, inanamıyorum ya. Thank you. Bizim geldiğimiz bot şurası, parası falan her şeyini ödedik ama kapalı. Şimdi biz de geldik, kişi başı $30 tekrar bilet alıyoruz. 4 dakikaya kalkıyor. Hadi koşun. Tamam bayan, yetiştin, tamam. Tamam, zaman var, yetiştiniz. Tamam. Bayan yetiştin. Tamam. Sakin ol. Tamam. Ben çok beğendim. Her ne kadar iki kere bilet parası ödemiş olsak da böyle yaslandım ve izledim sadece. O kadar güzel evlerin yanından geçtik ki, bir sürü selebritinin evinden geçtik. Rihanna'nın evini gördük, Shakira'nın, David Beckham'ın, Drake'in, Will Smith'in, Justin Bieber'ın evlerinin önünden çok yakınından geçtik. Rihanna'nın evin içini gördüm ve... Aynen, Rihanna'nın evinin içini gördüysem... Yeter ya. Ve aynı zamanda Scarface'in, Tony Montana'nın o final sahnesindeki büyük evini de gördük. Onun önünden de geçtik. Buldum işte. Ben böyle bir şey arıyorum. Şu da güzelmiş. Bunu beğendim. Hem Miami yazıyor hem Florida yazıyor. Bunu ben kendim alayım. Şu ikisini alacağım şimdi. 3 tanesi $11 satılıyormuş. Günaydın. Sanki ölüm uykusundan uyanmış gibiyim. Hiç daha önce arkadaşlarınızla gün doğumunu izleme planları kurdunuz mu? Ben çok kurdum ve hiçbiri gerçekleşmedi. Bugün de gerçekleşmedi. Güya Miami Beach'e gidip sabahtan güneşin doğuşunu izleyecek. Alarmı bile duymamışım. Hemen bavulumda yok ki, sırt çantam. Sırt çantamı yapıp çıkmam lazım. Çünkü bugün artık dönüyoruz. Bir de bir sürü şey aldım. Sanki yerim varmış gibi gelirken bazı eşyalarımı Onur'un bavuluna koymuştum. Onurlar da birazdan New York'a gidiyorlar. Gittim parfüm bile aldım. Texas'ta parfüm yoktu sanki. Hadi bismillah. Fıtı 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 fıtı. Bunu koydum. Doldu şimdi benim çanta. Hazırlandım. Sırt çantam patlayacak. Elimde kalanlar sweatshirtim, kulaklığım, kameramın kutusu. Çok perişan bir haldeyim şu an. Yollarımızın ayrılma vakti geldi ha.
New York'ta çok eğlenin. New York'a da benden selam söyleyin, tamam mı? New York'u daha çok seveceksiniz. Otel bu arada Deniz House'u veriyordu. O yüzden havlu getirmekle de uğraşmadım. Otelden çıkışımızı da yapalım şimdi. Okay, my dear, it's all. Okay. The deposit, but to you, you know, 24 hours. Maybe Monday, because tomorrow is weekend, okay? Yes. Have a good day. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a good one. Resepsiyondaki kadın çok tatlı birisi. Dedim ben de sizinle aynı mesleği yapıyorum falan dedim. Bana en güzel odalardan bir tanesini verdi. Hoşça kal, otel sokağım. Bye bye. Çok acıktım. Biz uçakta da acıkırız ha. Biz ne yiyoruz biz? Yemeğe mi? Bilmiyorum ki. Can I also have a coffee too? What kind of the same. The same thing? Yeah. The same size? What size it is? Yeah, 12 ounces. Arkadaşlar bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Şu anda havalimanındayız. Bu arada Miami'ye gelecekseniz Miami'nin çok yakınında bir tane daha havalimanı var. İsmini şuraya bırakırım. Buraya biletler daha ucuz. Yani Miami'ye 150 dolara geliyorsanız buraya 30 dolara geliyorsunuz. Biz hatta giriş dönüş uçak biletlerini toplam 80 dolara falan satın aldık. Buradan da Miami South Beach 30 dakika falan sürüyor arabayla. Çok hızlı geçti bence Miami ya. Ama çok da ölüp bitmedim Miami'ye. Bir work and travel öğrencisi olsaydım travel rotama Miami'yi koymazdım bence. Onun yerine New York, Chicago, Las Vegas, Los Angeles'a falan gidilebilir. Kameramı da kaybetmeden videomu tamamlayacağım. İnşallah bugün Texas'a vardığımda çantamdaki her parça yerinde olur. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Instagram'ımı da buraya bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki seyahatimiz nereye olacak? Büyük ihtimalle Türkiye'ye olacak. Türkiye'ye gidiyorum çünkü gelecek ay. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.